Cuma günden merhaba, Tarhat oradan E, bugün çok özel bir yayınla sizinle beraberiz. İkinci defa Anadolu Sigorta'dayız ve ilk defa Timor olarak sürdürülebilirlik konuşacağız. Bugün Anadolu Sigorta İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Ergün Ergüntal ile beraberiz. Çok mutluyuz, bizim için çok özel bir gün. Ben Hanım merhaba. bizi bugün burada aradığınız için çok teşekkür ederiz. Ben konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> Büyük mutluluk gerçekten sizi burada ağırlamak. E, olarak biz... Sürdürülebilirlik konusunda ben açıkçası yeterince yer vermediğimizi düşünüyordum. Burada Anadolu Sigorta destekleriyle beraber TUMOR'da artık sürdürülebilirlik var. Bundan dolayı çok mutluyuz. İlk canlı yayınımızı da sizinle beraber yapıyoruz ki bunu uzun zamandır sizden rica ediyordum. Beni kırmadınız. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ee, önce sizi tanıyacağız Berna Hanım. Sonra Anadolu Sigortayı dinleyeceğiz. Beraber sürdürülebilirlik konusunu konuşacağız. Anadolu Sigorta sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyor deyip aslında yayınımızı tamamlayacağız. Ondan önce ilk olarak sizi sizden dinlersek çok mutlu oluruz. Tamam. Ee, çok meşgul etmeden, kısaca kendimden bahsedeyim ben. Ee, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra 15 yıl çeşitli medya kuruluşlarında çalıştım. Daha sonra kurumsal bir şirkette iletişim müdürlüğü görevini üstlendim. Ee, 2009 yılında Anadolu Sigorta'ya kurumsal iletişim müdürü olarak geçtim. Nisan 2022 tarihinden itibaren de kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Ee, tam 15 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum Anadolu Sigorta'dan biraz bahsedeyim. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki yolum Anadolu Sigorta'ya düşmüş. Burada çalışmaya başlamışım ve e, sürdürülebilirlikle ilgili olsun, iletişimle ilgili olsun her şeyi layıkıyla yapabildiğim bir şirkette çalışıyorum. Hepinizin bildiği üzere milli mücadele sonrası Türkiye'de finansal yapının ulusal tabana oturtulması görevi Gazi Mustafa Kemal'in direktifiyle 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankasına veriliyor. Kısa süre sonra da sigortacılığında bankacılık kadar önemli olduğu görülüyor. Bir yıl sonra 1 Nisan 1925'te Türkiye İş Bankasının öncülüğünde Anadolu Sigorta kuruluyor. Sigortacılık sektöründe biliyorsunuz e, yerli sermaye ve iş gücüyle çalışan, özellikle finans sektörünün güçlenmesine imkan sağlayacak e, bir sigorta şirketine duyulan ihtiyaç sonucunda faaliyetlerine başlamış e, şirketimiz. Adını da tabii e, doğduğu ve güç bulduğu Anadolu'dan alıyor. E, Türkiye İş Bankası ve İttihatli Milli e, sigorta şirketi ortaklığıyla kurulan tam adımız aslında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. 99 yıl önce İstanbul Sirkeci'de Kınacıyan Han'da faaliyete başlıyor. E, i̇lk yıllarda tabii o zamanın da şartları gereği sadece yangın, kaza, hırsızlık, e, hayat, nakliye sigortaları gibi e, sigortaları yapıyorduk. O, o Sonrasında uçak, kasko, sağlık gibi Hayatın her alanına dokunan poliçeler üretmeye başlıyor Anadolu Sigorta. Yüzüncü yılımıza doğru emin adımlarla ilerlerken tabii bunun heyecanını yaşıyoruz. Bir iletişimci olarak benim için bu çok önemli. Herhangi bir şirketin yüzüncü yılının iletişim faaliyetlerini yürütmek, onunla ilgili yapabileceklerinizi şimdiden planlamak gerçekten bir iletişimci olarak da çok heyecanlı. Ulu Önder Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş şirketimiz. Ee, neredeyse bir asıl tarihi boyunca ülkenin tüm, yani işimiz gereği en kritik dönemeçlerinde sigortalıların yanında durmayı kendine e, görev edinmiş. Sigortacılık biraz diğer e, iş kollarından bu açıda da e, farklılaşıyor. Çünkü en zor zamanlarda e, müşterilerinizin, sigortalılarınızın yanında olmanız gerekiyor. Yani kısa sefer e, evvel yaşadığımız global ölçekteki pandemi, maalesef e, 6 Şubat depreminin acısı zihnimizde hala tazeliğini korurken e, şirketimiz tıpkı geçmişte olduğu gibi ya bu süreçte de müşterilerin dertlerine deva oluyor. Aslında sürdürülebilirliğin te, e, temelinde sigortacılık, sigortacılığın temelinde de sürdürülebilirlik bu açıdan var. Ee, gelecek yıllarda Türkiye'nin dört bir yılında tabii devam etmek istiyoruz e, hayatımıza. Daha güçlü finansal sonuçlara erişeceğimizden ben e, sürdürülebilir ekonomiye de büyümeye de e, katkımızın artacağından hiç şüphem yok. E, rakamları şuraya not almıştım. Her gün sayımız artıyor. E, Türkiye genelinde 2874 ajentemiz, e, 130 brokerımız bulunuyor. Ayrıca Anadolu Sigorta olarak Türkiye İş Bankası'nın iştiraki olduğumuz ve bundan büyük gurur duyduğumuz e, İş Bankası'nın 1071 şubesinde ve e, anlaşmalı olduğumuz 5 bankanın 666 şubesinde de acentelik e, hizmeti veriyoruz. Çok önemli bir şey daha var söylemek istediğim, not aldım. E, şirketimiz bugün geldiği noktada sigorta sektörünün yetişmiş insan gücünü karşılayan bir okula dönüşmüş durumda. Yani bu mesleğin sürdürülebilirliği açısından da çok önemli bir konumda ee, Anadolu Sigorta. Dijitalleşme alanındaki yeniliklerde öncü rolümüz çevresel, sosyal, yönetişimsel alanlarda bütüncül sürdürülebilirlik bakış açımızda. Ee, ülke ekonomisi ve toplumsal refah büyüten e, başarılarımızla Cumhuriyet'in ve e, şirketimizin yeni yüzyılına hazırlanıyoruz. Ben cumhuriyetin 100. yılını beraber işte kutladık. Evet. Geçenlerde e, bu sene İş Bankası'nın 100. yılını kutluyoruz. Anadolu Sigorta'nın 99. yaşını evet. kutladık. Evet. 100. yaşını gelecek sene kutlayacağız. Çok büyük bir gurur olsa gerek tam böyle evet. yüz, yüzlerin arasında evet, böyle bir görevi öyle. yapmak. Evet, her iletişimciye <laughs> hizmet olmaz gerçekten. Evet, sizin çok uzun zamandır üst düzey yöneticilik yapıyorsunuz. Çok iyi bir iletişimcisiniz ben sizi takip ediyorum uzun zamandır. E, bu, bu, gözle bakıldığında aslında iletişim sigota e, sigortası da değil, iletişim dili değişikliği gözlemliyoruz. Doğru mu gözlemliyoruz? Emin değilim. <laughs> Naçizane bir gözle. Doğru. Onunla beraber de Anadolu Sigorta dijitalleşme ve teknolojiyle beraber e, iletişim dilini nasıl kullanır? Bunu çok merak ediyorum. Evet, yani her şey değişiyor aslında ee, üretim biçimlerinden pazarlama stratejilerine müşteri beklentilerden e, çalışan bağlılığına kadar her alanı etkileyen bir teknoloji e, dönüşüm var. Tüm sektörlerde var. E, bununla birlikte de tabii iş hayatı değişti. E, sadece sigorta sektöründe değil dijitalleşmenin etkisi. E, mesela bugün en basit örnekle artık zaman ve mekan kısıtı Ortadan kalktı, hibrit çalışıyoruz, uzaktan çalışıyoruz. Ee, bizim açımızdan bakacak olursak biraz daha farklı, ee, yani dijitalleşmeye birazcık daha farklı bakıyoruz. Çünkü sektörde ilk ve tek arge merkezi belgeli şirket olmanın e, evet evet avantajı var. Ee, bu sayede hem ürün hem hizmetlerimizde hem de iş süreçlerimizde e, dijitalleşmeyi diğer şirketlerden daha fazla önceliklendiriyoruz, öncelik verebiliyoruz. Ee, Anadolu Sigorta olarak dijitalleşmeyi çok yönlü ve bütünsel bir stratejiyle kurguluyoruz. Ee, nasıl bahsedeyim? Ürün, hizmet, kanal, iş modeli kapsayan, bunların hepsini kapsayan, bizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyan e, dijitalleşmede öncelikle mevcut satış kanallarımızı ve e, güncelliyoruz. Onlarla birlikte dijitalleşmeye çalışıyoruz e, ve işbirliklerimizin e, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. E, en önemlisi de sigortalılarımızın en hızlı ve etkin şekilde ürün ve hizmetlerimize ulaşmalarını e, sağlamayı amaçlıyoruz. E, dijital sanallarımız ne kısaca bahsedeyim isterseniz Müş müşterilerimize birçok hizmeti self servis sunabiliyoruz. Artık herkes sigortasını yaptırabilir. Sigortam cepteden e, hasar takibini kolayca yapabilir. Yolda kaldınız, umarım kalmazsınız. <laughs> e, çekici ve ikame aracı e, çağırabilirsiniz. asistan hizmetler yapabilirsiniz. Neden önemli bu? Sürdürülebilirlikle nasıl bağlıyorum bunu ben? E, hiç acenteye, bölgeye, müdürlüğe gitmenize gerek kalmıyor. Mail atmanıza gerek kalmıyor Araba kullanmanıza gerek kalmıyor. Kağıt basmanıza gerek kalmıyor. E, bence dijitalin e, bu açıdan da sürdürülebilirliğe faydası açısından da çok önemi var. Çünkü çok e, bizde kağıt tüketen maalesef e, poliçelerden böyle sayfalarca <laughs> görmüşsünüz poliçeleri. E, bir sektörüz. Bunu minimuma indirmeye çalışıyoruz. E, gelelim bahsetmekten en keyif aldığım <laughs> konuya iletişime. Ee, yılları söyledim çok üst üste koymamaya çalışıyorum tecrübelerimi ama uzun bir iletişimim var e, bu sektörde iletişim sektöründe zaten en başta söyledim okulundan da mezunum o okula tek tercih girdim e, ve hayalimdi yani 12 yaşından itibaren bu sektörde yer almayı hayal etmiştim. Orta sektöründe. Hayır, iletişim. <laughs> yani evet. Sigorta zannettim. Ya. Yok, e, iletişimde e, iletişimci olmak istemiştim. E, kısa süre evvel şirketimiz sürdürülebilir iletişimi, e, sürdürülebilirlik iletişimi politikasını yayınladı. Bir iletişimci ve sürdürülebilirlikten e, sorumlu koordinatör olarak bu çok önemliydi benim için. E, sektörümüzde bu politikayı yayınlayan ilk şirket olarak sürdürülebilirliği ürün geliştirmeden başlattık. E, Satın almaya, sosyal sorumluluk projelerinden insan kaynaklarına kadar uzanan hatta iletişim faaliyetlerine kadar uzanan tüm faaliyetlerimize entegre ettiğimizin bir kere daha altını çizmiş olduk. Ya ben zatenleri sevmiyorum. Zaten toksik bir laf bence. İletişimde de yaniyi ve zateni çok kullanmamayı üstünü çizeriz genellikle. Ee, zaten yapıyorduk. Yaptığımızı söylemek istedik biz yani yaptığımızın altını çizmek istedik. E, bu bir taahhüt olmaktan öte bir farkındalık. E, ve bizim e, iletişim ile yaptığımız işin görünürlüğüne katkı sağlamak. E, bu açıdan ben çok önemsiyorum e, bu politikayı. Tabii teknolojik, tüm teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler de e, iletişimde kullandığımız dili ve yöntemleri Sürekli dönüştürüyor ve değiştiriyor. Ee, bu dönüşümü biz tabii yakından takip ediyoruz. Bizim e, şirket olarak çelik yönetim anlayışımız var. Çelik e, çalışma anlayışımız var. Ve donanımlı da dediğim gibi başta insan kaynağımız olduğu için çok kolay, hızlı ayak uyduruyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. E, mail iletişiminde tüm şirket çalışanları için geçerli bir kural seti var. Dışarıya Word'de de bir belge yazarken bu geçerli Eşitliğe aykırı ifadeleri Aykır. e, farkında olmadan kullandıklarında sistem otomatik düzeltiyor. Adam saati yazamazsınız veya kişinin kızlık soyadı yazamazsınız maillerde sistem sizi hemen evlenmeden önceki soyadı kişi saat olarak e, düzeltiyor. Yani basit ama bence çok farkındalık yaratan çalışmalar bunlar. Hatta ben bu elimdeki notları <laughs> hazırlarken çalışırken yazmaya çalışıyorum bu kelimeleri. <laughs> Hay Allah dedim ya. Aralarına nokta koymak zorunda kaldım yazabilmek için aklımda kalsın diye. Beni bile düzeltiyor sistem. Ben çok mutluyum bu şirkette bu uygulamaları hayata geçirebildiğimiz için. Ve biz bir sürü tabii sosyal ağda da bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Diğer şirketlerin uygulayabilmesi için de onlara e, bu bilgileri aktarıyoruz. Bizim bir Sabancı Üniversitesi'nin kurduğu ağımız var. Business Against Domestic Violence. Biraz sonra bununla ilgili konuşuruz. Orada birbirimize bu uygulamaları, e, farkındalık yaratan uygulamaları yolluyoruz da. Sürdürülebilirlikle ilgili, eşitlikle ilgili, ne varsa, neyi iyi yapıyorsak e, birbirimize anlatıyoruz. Bence... Burada birlikte çalışmak, bu işlerde bütün şirketlerin birlikte çalışması, iletişimle e, bunu e, diğer şirketlere anlatmanız ve herkes için farkındalık yaratmanız çok önemli. O zaman yani ve zaten'i kullanmıyoruz <laughs> notlarımızda. Evet. <laughs> Onun dışında da e, bilgimizi paylaşmaktan çekinmiyoruz ki evet. hep beraber toplumsal bir ilerleme evet. gerçekleşsin evet. diye. Toplumsal ilerleme demişken, siz ve iletişim demişken. Sürdürülebilirliğe gelmek istiyorum yavaş yavaş. Sürdürülebilirlik kavramını çok fazla farklı tarifleri var. Hepsi birbirinden güzel. Siz nasıl tarifliyorsunuz Berna Hanım? Ee, şimdi tabii bizim için sürdürülebilirliğin ne olduğundan önce genel olarak evet, sürdürülebilirliği. Efendim. Evet ben e, tanımlamak istiyorum. Daha uygun olabilir. E, kavramın tarihçesine baktığımızda bundan 300 yıl kadar önce doğal kaynakların e, özellikle de dönem için çok önemli olan ormanların korunması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak çıkıyor. Von Karlowitz, Alman ormancılığı ile ilgili bazı prensipleri ortaya koyuyor ve sene 1713. 1713. Evet, 1713. E, ee, Saksonya bölgesindeki e, maden ocakları çok fazla kereste kullanıyorlar. Artan bir kereste ihtiyaçları var. Ee, orman alanlarındaki e, büyük tahribata sebebiyet veriyorlar. Bunun üstüne bununla alakalı sürdürülebilirlik temelli olarak e, yabani ağaç yetiştirme kılavuzu başlıklı e, bir kitap yazıyor ve bu milat olarak sürdürülebilirlikte görülüyor. E, sürdürülebilirliğin bu çalışmada ekonomik, sosyal ve çevresel açından e, ele alınmış olması bence günümüze de e, ışık tutuyor. Yani 1900 1900'lerden sonra konuşmaya başladık evet. ama bunu 1713'te yazmış. Yani çok benim ilgimi çekiyor bu her seferinde Kesinlikle. okuduğumda. O yüzden paylaşmak istedim. E, Von Karlovitz doğaya ve onun ham maddelerine saygılı ve dikkatli e, davranılması çağrısında bulunuyor. Yani bu saygı ve dikkat benim her zaman çok e, önemsediğim iki kavram sürdürülebilirlikte de. Ee, ve ormanların kısa vadeli kazançlar için aşırı e, sömürülmesini eleştiriyor. Çok ilginç bir şey var. Her ne kadar sürdürülebilirlik kelimesi bu 432 sayfalık kitapta yalnızca bir kere geçse de von Karlovic sürdürülebilirlik teriminin yaratısı olarak değerlendiriyor. Ben de onu öyle alıyorum. Ee, programın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim sürdürülebilirlik kapsamındaki projemiz Ormanın gözleri var biliyorum siz de çok e, keyifle takip çok ediyorsunuz. Seviyorum. Evet, e, gö yani ormanın gözleri fark etmeden ışığını ve ilhamını Font Karloviçten almış. Bu da Güzel. benim çok e, karşıcısı var, karşıcısı var. hoş. Evet evet çok hoşuma gitti. E, aslında 60'lar ve 70'lerde e, uluslararası alanda neler yapılabileceği artık tartışılmaya başlanıyor. E, Von Karlovic'den sonra, bayağı sonra. <laughs> Bunu tartışmaya başlıyoruz. Ee, 1972'deki Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre e, Konferansı, bildiğimiz adıyla da Stockholm Konferansı. Ee, ben İstanbul Erkek Lisesi'yle olduğum için bazı kelimeleri böyle e, çalışırken de dün <laughs> arkadaşlar Stockholm, ben Stockholm diyorum. <laughs> Von e, işte Karlovitz diyorum. İstanbul Erkek Lisesi'nin bana kattığı bu uzun <laughs> yıllardan gelen İletişimde de 15 yıl süren canlı yayın televizyonculuk hayatımda da çok faydası oldu. Bu Alman külliyatına ilgim de biraz oradan gelmiştir. <laughs> yani Stokholm'i de Alman aksanıyla okuyabilirim. bilirim. Çevresel konuların küresel bir mesele olduğunu kabul eden ilk toplantı. Çok önemli bir dönüm noktası ve bugün sıklıkla duyduğumuz sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımlandığı yıl ise e, 1987, Stockholm'dan bir yaklaşık 15 sene sonra e, Birleşmiş Milletler sponsorluğunda ve başkanlığında e, Norveç Başbakanı e, Gro Harlem Brundtland'ın e, üstlendiği çevre çok önemli bir e, kadındır kendisi de. Çevre ve iklim üstüne çok çalışmıştır. Başbakanlığının dışında e, bu konuları gündeme getirmesi bizim için onu diğer politik kişilerden çok farklı konumlandırır gerçekten e, Dünya ve Çevre Kalkınma Komisyonu çevresel bozunmanın e, nedenlerini araştırarak sosyal e, sosyal eşitlik e, ekonomik büyüme ve çevre sorunları arasında bağlantıları inceliyor. Bu üçü de çünkü sürdürülebilirlik açısından gerçekten çok önemli. Komisyonun hazırladığı, bütün sürdürülebilirlikle ilgili çalışanların aslında çok iyi bildiği ortak geleceğimiz raporunda, diğer adıyla Brunland raporu, başbakanımızdan almış adını, sürdürülebilirlik kalkıma çok güzel tanımlanmış. Bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılanması olarak tanımlanıyor. Aynen. Ee, ben çevireyim bunu. Yani benim çevirimle geleceğin hakkını yemeyelim. <laughs> ee, bence halen de bu e, Brunland raporundaki tanım geçerliliğini koruyor. Başka çok basit bir ifadeyle söyleyebilirim bunu. Sürdürülebilirliği, e, geleceği düşünmek olarak da <laughs> tanımlayabiliriz. Çok basit ifadeler bunlar. Ee, sürdürülebilirlik e, dendiğinde, sürdürülebilirlik dendiğinde ilk akla ekolojik konular geliyor genellikle. Fakat bunlar gelse de ekonomik, sosyal boyutlarını da içeren bir yaklaşımı ifade eder. Üç boyutun mutlaka e, dengeli şekilde e, ele alınması gerekir. Birleşmiş Milletler'in e, 17 kurumsal hedefinin mesela 8 tanesi. Ee, insanla ilgili. Dört tanesi çevreyle ilgili, dört tanesi ekonomiyle ilgili. Açlığa son vermek de önemli. Temiz su da önemli. İnsana yakışır ekonomik büyüme de önemli. Ee, ben bu hedeflerin altını, onunla ilgili yeni gelişmeleri çok e, özümsüyorum ve çok derinlemesine çalışıyorum. Bırakırsanız <laughs> programın sonuna kadar bu e, 17 amacı eee Tabii konuşabilirim. Anadolu sigorta için sürdürebilirlik ne ifade ediyor? Geçmeden önce e, biraz aslında bence sadece Anadolu sigorta konuşmayalım zaten. Sürdürülebilirlikle sigorta ilişkisini konuşalım e, istiyorum. Biraz konuşmamın başında da sigortalının aslında sürdürülebilirlikte çok önemli bir sektör olduğunu söylemiştim. E, sigorta nedir? Sigorta benzer riske maruz e, kalan kişilerin yani sigortalıların, maddi güçlerini, primlerini birleştirerek bir havuz oluşturmasını e, ifade edebilir. Yani herkes e, sigorta alıyor, oraya doluyor, ihtiyacı olana o havuzun içinden karşılanıp e, hasarları ödeniyor gibi e, tanımlayabiliriz sigortayı. Sigortacılık bireylerin, toplulukların, işletmelerin risklerini anlamalarını, yönetmelerini, hafifletmelerini ...ve varlıklarını korumalarına yardımcı olur. Burada biz aslında bir kesişim noktasıyız. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir sigortada sigorta değer zincirinin tüm faaliyetlerinin çevresel, e, sosyal, yönetişim sorunlarıyla ilgili riskleri ve fırsatları belirleyerek... ...bunu e, değerleyerek, e, sigortalı adına yöneterek ve izleyerek sorumlu ileriye dönük şekilde yapıldığı stratejik bir yaklaşım. Yani sigorta aslında geleceğe yönelik bir stratejik yaklaşım olması açısından da sürdürülebilirlik barındırıyor içinde. Sürdürülebilir sigorta riski azaltmayı, yenilikçi çözümler geliştirmeyi, iş performansını arttırmayı ve çevresel, sosyal, ve ekonomik sürdürülebilirliğe bu firmaların sürdürülebilirliklerine e, finansal olarak e, katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. E, Birleşmiş Milletler'in Çevre ve Finans Girişimi var. E, 2006 yılında Sigortacılık Çalışma Grubu'nu oluşturdu. E, grubun üyeleri küresel sürdürülebilirlik konularında 9 maddeyi e, belirlemişlerdir. Onları ben Kısaca okuyayım. İklim değişikliği, mikro sigorta, yaşam boyu gelir, sağlık, gelişmekte olan insan kaynaklı riskler, çevresel sorumluluk, doğal kaynaklar, geri dönüşüm ve iç etkinlik. Birleşmiş Milletler Çevre Programı da finans girişimi. Geçtiğimiz yıllarda sürdürülebilir sigortacılık için dört ilke benimsememizi önermiştir bütün sigorta şirketlerine bunları da okuyorum ee, çevresel sosyal ve yönetişim e, konularımıza karar verme sürecine mutlaka bunları dahil edeceğiz bu konuları ee, çevresel sosyal ve yönetişim konularında farkındalığı arttırmak riskleri yönetmek ve çözümler geliştirmek için müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla e, birlikte çalışacağız Çevresel, sosyal ve yönetişim konularında e, toplum genelinde yaygın bir çalışmayı teşvik etmek için hükümetler, düzenleyiciler ve kilit paydaşlarla e, birlikte çalışacağız. Sonuncusu da e, bu dört ilke bizim benimsememizi istediği e, ilkelerin uygulanmasındaki ilerlememizi düzenli olarak e, kamuya açıklayarak hesap verebilir ve şeffaf olacağız. Ki biz bunların hepsini uyguluyoruz <laughs> ve biz 2018'den itibaren yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuz raporumuzda bunları kamuya da açıklıyoruz. İsteyen girip sürdürülebilirlik raporu okumak isteyen, buna merakı olan, eminim birçok öğrenci seyrediyordur şimdi bizi takipçilerimizden. Onlar da bu sürdürülebilirlik raporlarından inanın ki çok şey öğrenebilirler. Evet. Biz de Türkiye'nin ilk e, ulusal şirketi olarak güçlü kurumsal yapımız ve ülkemize olan e, kalıcı taahhütümüz ile etik, şeffaf, insani değerlere önem veren e, ve yenilikçi ilkeleri benimseyen e, ekosistemimizle gelişmeye inanıyoruz biz. Sürdürülebilirliği bu açıdan tüm operasyonlarımıza e, entegre ederek çevre, insan, ve toplum odaklı bütüncül bir e, yaklaşım benimsiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çevre, insan, toplum her zaman, her yaptığımız işte e, bizim odağımızda. E, sivil toplum kuruluşlarıyla, e, üniversitelerle ve kamu kuruluşları başta olmak üzere e, çeşitli paydaşlarımızla iletişim ve işbirlikleri içinde oluyoruz. E, bununla birlikte Türkiye'de ve dünyadaki Son gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Benim çok yetkin bir ekibim var sürdürülebilirlik konusunda. Ben onlardan çoğunlukla tersine mentörlük alıyorum. Çok da memnunum onlarla birlikte çalışmaktan çünkü bu gerçekten bir ekip işi. Çalışan hakları, sendika yapımız, sürdürülebilirlik politikamız, atık yönetimimiz. Farkındalık çalışmalarımız, daha birçok çalışma yapabilirim. Ee, yani bunları yapan bir şirket olarak burada sürdürülebilirlik konuşmak önemli. Ee, çalışanların hakkını korumayan, e, or içeride atık yönetimini doğru yapmayan bir şirketin temsilcisinin çıkıp da <laughs> sürdürülebilirlik konuşması bence doğru olmazdı. Erna Hanım bir iletişimci olarak çok güzel anlattınız bizi böyle. Başından sonuna kadar çok güzel evet. hayranlıkla dinledik. Çok teşekkür ederim. da aldık. Şey Hı -hı. soracağım, iletişim, yani iletişime geleceğim ben açıkçası. Hı -hı. İletişim bu da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Sürdürülebilirlik etrafında da insanları toplayıp onları belli amaca doğru beraber hareket etmeyi mümkün kılarsak gerçekten bir hareketlik, hareket Hı -hı. olabilir diye düşünüyorum. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sürdürülebilirlik iletişimin genel anlamda nasıl olması gerekiyor? Ya öncelikle sürdürülük iletişimine yaptığımız işlerin e, reklamını sadece televizyonlarda yayınlamak olarak bakmıyoruz biz. Bu çok kolay. Yapılmalı mı Tabii yapılmalı. O da bir e, yolu yöntemi yapmalıyız da. Ama bu en kolayı. Yani bu konuda mesela sizinle yaptığımız sürdürülebilirlik paylaşımlarını e, daha kıymetli buluyorum. Şu anda yaptığını yaptığımız yayını daha kıymetli buluyorum. E, çünkü günümüzde iklim krizi gelir adaletsizliği eşitlik gibi dev problemler var ama aynı zamanda görüyorum ki yani LinkedIn'de de görüyorum gerçekten çokça gelişim e, olanakları ve fırsatlar e, mevcut biz birbirimizi buradan takip ediyoruz LinkedIn bu, bu yüzden bizim için hakikaten çokça gelişim e, olanağı evet. sunuyor ve fırsatlar sunuyor hepimizin bunu iyi değerlendirmesi e, lazım Yaptığımız iyi işleri ve e, uygulamaları burada birbirimize anlatmamız çok kıymetli. Bu bir reklam değil. E, Küresel problemlerin çözümü, fırsatların gerçeğe dönüşmesi için e, hem uluslararası kurumlar ve devletlerin, hem özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, hem sizlerin, hem de birey olarak bizlerin e, birlikte oturup ortaklaşa çalışmamız gerekiyor. Yani. Bence size de bir burada sorumluluk yükleyeyim. Size de gerçekten çok rol düşüyor. Yani zaman zaman farklı kelimeler kullanıyoruz hepimiz. Ortak akıl diyoruz, rekaberlik diyoruz. Kelimeler tamam, iletişimde kelimeler önemlidir. Ama bu işte asıl olan elimizi taşın altına hep beraber koymamız. Yani kamu otoritesi, sivil toplum, birey, şirket, siz biz hep beraber hareket etmemiz lazım. Bunun ilk adımı da e, farkındalığı sağlamak. Sonra harekete geçmek ve bu hareketi genele yaymak. E, yani bu ta benim üniversitede okuduğum derslerden sürdürülebilirlikte de değil aslında iletişimin işleyişi böyle. Yani farkındalık yarat, harekete geç, hareketi genele yay. Yani çok basit aslında. Sürdürülebilirlik için ne kadar çok konuşursak ee, bu bir başlangıç. Sonra bunu işte farkındalığı yarattıktan sonra ne kadar genele yayabilirsek bence bir yere e, daha hızlı gelebiliriz. Hep gelecek gelecek konuşuyoruz. Fark ettiğim bir şey var. Gelecek çok hızlı geliyor. <laughs> yani bir kariyerimle ilgili başta <laughs> Ferhat'la konuştuk çok kısa anlatıyorsunuz dedi. E, uzun anlatınca <gülüyor> ne <gülüyor> kadar hızlı geçtiğini görüyor insan. Sürdürülebilirlik için de gelecek gelecek, belki ben gelecekte görmem diye düşünmemek lazım. O gelecek gerçekten çok hızlı gelecek. <laughs> ee, Anadolu Sigorta olarak geçen yıl sektörümüzde bir ilk olarak sürdürülebilirlik iletişimi politikasını evet. yayınladığımızı evet. söylemiştim e, konuşmamızın başında. E, bu politika aslında tüm çalışanlarımızı ve paylaştırımı e, paylaştı e, paydaşlarımızı Anadolu Sigorta'nın e, sürdürülebilirlik hedefleri ve e, uygulamaları hakkında bilgilendirmeyi e, amaçlıyor. Peki somut olarak neler yapıyoruz? Bir e, birkaç örnek yazmıştım e, önüme. E, sürdürülebilirlik alandaki e, taahhütlerimizin ve politikalarımızın getirdiği sorumlulukla marka ve pazarlama iletişimi çalışmalarımızda. Green greenwashing, yeşil boyama yapmıyoruz, yapmayacağımızı da e, taahhüt ediyoruz. Hatta e, biz sürdürülebilirlikle ilgili eğitimlerde veya e, eşitlikle ilgili eğitimlerde mutlaka ajansımızı da dahil ediyoruz. Onlara da zorunlu tutuyoruz bu eğitimleri almalarını. Yani biz bir hatayı, evet evet tabii. Için. Biz bir hata yaparsak onlar bizi uyarır. Onlar bir hata yaparlarsa biz onları e, uyarırız. İç ve dış iletişimimizde e, tüm paydaşlarımız nezdinde sürdürülebilirlik adına farkındalığın artması için e, her türlü eğitimi, bilgilendirmeyi ve etkinliği düzenliyoruz. Tüm iletişimimizde toplumsal e, cinsiyet eşitliğini gözeten kapsayıcı bir e, dil kuza, e, kullanıyoruz. E, markamızın sürdürülebilirlik faaliyetlerini e, kamuoyuna duyurmak sektörde öncü olmak için tüm iletişim mecralarını e, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda aktif olarak kullanıyoruz. Bir çok sağ olun Hanım. Çok Buradan teşekkür Anadolu ederim. Buradan Sigorta'nın daha az giriş yaptınız ama felsefesini neler, yaptın yaptığını dinlemek isteriz açıkçası. Çok fazla faaliyet yaptığınızda eminim. Evet. <laughs> ama ee, çok yapıyoruz. Yani şunu ama... biz hep yanımızda taşıyoruz. Bu bizim orta vadeli. Yani, evet. Orta, orta vadeli, stratejik. stratejik... Planımız e, çok önemli. İşle ilgili bizim anayasamız bu. E, iş yönetimi açısından baktığımızda sürdürülebilirlik e, orta vadeli stratejik planımızın altı başlığından birisi durumda. Hatta arka kapakta bakabilirsiniz. Evet, evet, evet. aynen öyle. Evet, altı sürdürülebilirlik. Evet e, stratejik açıdan iklim değişikliği. Ee, çevre kirliliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda biz sağ underwriting politikalarından, insan kaynakları politikalarına, e, risk modellerinden, e, karar mekanizmalarına kadar tüm yönleriyle hazır hale gelmeyi e, hedefliyoruz. Bu bizim için çok önemli gerçekten. E, organizasyonel olarak ile e, ise sürdürülebilirlikle ilgili. Şirketimizde temel bir organ var, sürdürülebilirlik komitesi. Bu, bu komitede sadece biz yokuz. Ben sürdürülebilirlik koordinatörüyüm ama e, iletişim dışında insan kaynakları, strateji, satın alma, inşaat, emlak, e, fon yönetimi gibi fonksiyonlardan sorumlu ilgili e, temsilciler ve en üst düzeyde yöneticiler var. E, ayrıca geçen yıl sürdürülebilir, e, kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik ee, müdürlüğünün yapılanmasını e, değiştirerek daha fazla aksiyon almaya başladık. Sadece e, bu iş için aslında iklim bölümü için çevre mühendisleri aldık kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik e, evet. müdürlüğünün. Evet buradalar arkadaşlar da şu anda <laughs> e, bu yapılanmanın altına. Bize farklı bir bakış açısı da kazandırıyorlar çok önemli gerçekten. Sürdürülebilirlik e, aslına bakarsanız yalnızca bir iş zorunluluğu önceliği olmanın e, dışında. Yani bununla kalmamalı derin bir kişisel bağlılık, etkileşim e, ve tutku gerektiriyor. Yani bunu benim şey konuşmamdan da anlamışsınızdır. Herhangi bir iş anlatmıyorum. Yani e, bunun için öğrenmeye ve gelişmeye çok önem veriyoruz. E, okuyoruz. Dinliyoruz, iyi örnekleri araştırıyoruz, e, derneklerde yer almaya çalışıyoruz. Kişisel olarak ben e, üniversite eğitimim kadar mesai herhalde sürdürülebilirliğe verdim. Yani günümün büyük bir e, şeyini, bölümünü bunu öğrenmeye ve e, iş süreçlerine dahil etmeye adadım. E, bu sene başlattığımız herkese katkı sağlamaya yöneltecek... Mesela küçük bir uygulamadan bahsedeyim, Ecording app kullanıyoruz hı hı. biz. Günlük hayatta da kolayca e, uygulanabilecek çevreye du, duyarlı yaptığınız faaliyetleri aslında şeye hı hı. alışkanlığa evet evet alışkanlığa dönüştürmeye çalışıyoruz. Küçük ödüller veriyor sonunda. E, i̇şte orada sevimli dostlarımıza mama alıyoruz, oradan e, kazandığımız puanlarla. Bizim burada e, aspet diye bir e, oluşumumuz daha var sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. çeşitli mama bankalarımız var. Onları ziyaret ediyoruz. Evet, bu kategoride var. Bu e-recording app'in içinde eko puan kazanabiliyorlar. Oyunlaştırma var sizin dediğiniz gibi. çevresel etki sağlamayı, ortak bir noktada buluşturmayı sağlıyoruz. Bir kim kaç puan aldı merak ediyoruz. Birbirimize bakıyoruz orada. İlaçı, evet evet, evet. o açıdan da çok keyifli. Ben Hanım o zaman şey de gelmek istiyorum. Birleşmiş Milletler küresel kalkınma amaçlı. Hı hı. Bunu biz TUMOV'da yer veriyoruz ve çok mutluyuz, çok gururluyuz buna yer verdiğimiz için. Çünkü sizin böyle tecrübenizle, bilgi birikiminizle sadece ona birkaç metin değil, ona eklemelerle evet. çok güzel bir hale bize e, sağlanıyor. Biz de paylaşmaktan, yayınlamaktan dur evet. diyoruz. Evet, Çünkü çok iş. Için... Gerçekten Tumor. biz de çok mutluyuz o işten. Tumor'da da daha çok sürdürülebilirlik olması gerektiğini söylemiştiniz o günden evet. beri. Biz evet. de sizin desteklerinizle de yapıyoruz. Yani iş dünyasında bu kadar etkili bir oluşumun mutlaka sürdürülebilirliğin e, farkındalığı için ben destek olması gerektiğini düşünüyordum. Çok da güzel oldu. Bence bu e, röportaj serisi de buna çok e, fayda sağlayacak. E, o yüzden çok keyifli evet. oldu bence. Evet sizin desteklerinizden önce yer, şey, içerikli olarak başladık. Bu sefer de içeriği canlı yayına çevirdik. Çok evet. teşekkürler tekrardan. Evet. girişmiş milletler sürdürülerek kalkınma amaçlarını Anadolu Sigorta nasıl özüm sen evet. nasıl bu e, şey faaliyetleri hay hayata geçiyor diye sormak istiyorum. Evet çok önemsiyoruz yani şirketi gezeriz biraz sonra sizinle her duvarda hepimizin duvarlarında e, bu 17 ilke var. Yani farkındalığı yarattık tamam ama bir de bunu e, özümsememiz lazım. Yani sürdürülebilir sigortacılığın sürdürülebilir e, kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlanmasındaki öneminin de biz farkındayız. E, genel olarak dünyamızın, özel olaraksa şehirlerimizin, ekonomimizin karşılaştığı risklerden finansal olarak e, etkilenme düzeyimizde çok yüksek. Ee, bu bilinçle sürdürülebilirlik yaklaşımımızı da şekillendiriyoruz. Ee, Anadolu Sigorta tabi İş Bankası grubu üyesi. Ee, değer ve kültür olarak da ülkemize her alanda e, değer katma tabi önceliğiyle hareket ediyoruz. Ee, Anadolu Sigorta olarak sürdürülebilirliği büyüme ve inovasyon için bir fırsat olarak da görüyoruz. Şirket e, stratejimizin ve kurum kültürümüzün odağını alıyoruz. Bu açı e, bu bakış açısının da bir e, ürünü olarak yani satın almada, sosyal sorumlulukta, insan kaynaklarında tüm faaliyetlerimizde e, sürdürülebilirlik e, var. Bizim birçok politikamız var, birçok kurumsal bir şirketlik siz de biliyorsunuz yani tüm iş bankası grubu gibi e, bizde politikalarımız var. E, çevre iklim değişikliği politikamız var, sorumlu yatırım politikamız var eşitlik politikamız var. Bunların hepsi e, sistemde gömülü. Her yerde insanların iş yaparken karşısına çıkan ve e, mutlaka baz almaları, uymaları gereken politikalar. E, öte yandan sistemsel olarak bazı kilit ve e, çevresel göstergeleri şirket olarak takip edebilmemiz için e, bir dashboard hazırlıyoruz. Sürdürülebilirlik de ...verilerin ve raporların çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Çünkü geriye dönük bakmanız gerekiyor. İlerlemenizi raporlamanız gerekiyor. Her çalışanın da bunu içselleştirmesi için... ...biz istedik ki şirketin bir sürdürülebilirlik karnesi olsun. Bunu anlık görsün. Ne yapabilirim? Kafa yorsun. Bunun için sevinsin ya da üzülsün. Atığını azaltsın en azından... Daha az kağıt bassın, enerjisini daha az tüketsin. Biz bir karnemiz olsun istiyoruz. Yani dashboardumuz olsun. Oradan bir tek biz raporu yaparken bakmayalım. Anlık olarak da baksın istiyorlar. Son olarak da buna hazırlanıyoruz şu anda. Y yeni yolculuklar bizi bekliyor yani. Evet yeni yolculuklar bizi <laughs> bekliyor. Ee, beraber e, sizin davetinizle Antalya'ya gitmiştik. Evet. O benim için çok özel bir idi. Evet. Ormanın Gözleri projesini kendim görme fırsatı evet. elde etmiştim. Çok böyle heyecan verici. Evet. Bir taraftan da Orman Genel Müdürlüğü'nden de yetkililer vardı. Bize anlatmışlardı evet. yangında nasıl bir etkisi olduğunu, evet. ne kadar hızlı müdahale edilebildiğini. Yani insan biraz da bir gözünde canlandırınca aslında nasıl bir fayda olduğunu çok daha iyi görebiliyor orada, Hı -hı. hissedebiliyor. Sizin tabii çok böyle bütün projeler sizin için hepsi evet. çok kıymetli kıymetlidir. Ama böyle e, özellikle şu e, benim için çok öne çıkıyor dediğiniz sürdürülebilir konusundaki projeleriniz nelerdir Berna Hanım? E, beraber gittiğimiz ormanın gözleri e, bir kule açılışıydı. Antalya Kulesi'nin açılışına gitmiştik. E, ama tabii sektörümüz için en önemli konu e, ve büyük tehdit iklim değişikliği. Çünkü iklim değişikliği e, seller, kasırgalar, orman yangınları gibi aşırı e, hava olaylarının e, sıklığının, şiddetinin e, artışına da yol açıyor. Bu da bizim işimizin artışına e, yol açıyor. Tabii yani bu olaylar evlerde, iş yerlerinde, altyapıda önemli hasarlara yol açıyor. E, bu kapsamda da sigortalık e, sektörü finansal istikrar ve toplumsal refah açısından çok önemli bir konumda. Ee, yani biliyorsunuz sigortacılık sadece yangın ve oto branşıyla değil, sağlık, e, sorumluluk gibi birçok branşta hizmet veriyor. Sadece iklim değişikliği ve çevresel konular da değil aslında e, sektör olarak milyonlarca kişinin e, işletmenin, yaşamını, Kesinlikle. sağlığını, geleceğini koruma ve geliştirme sorumluluğumuz da var tabii ki. Üretimden tutun, Evet kadar, evet. tedarik zincirine kadar her şey sigortacılıkla evet. bağlı. Evet. Hangi projeler Berna Hanım? Ee, çok e seçmek e istemediniz e galiba. Yani <laughs> aslında çok da seçmek istemiyorum. Ee, ormanın Gözleri tabii yeni göz bebeğimiz. Ee, şimdi bir değer yaratma sürecimiz var söylemiştim size. Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarını bu alanda da bir e kılavuz olarak görüyoruz. Ve... E 2030 yılına kadar ulaşması beklenen bu 17 başlık altında toplanmış bir sürü başlığın altında biz de iş yapıyoruz. Hangilerinde en çok çalışıyoruz dersem nitelikli eğitim, Arka. toplumsal cinsiyet eşitliği. %30 kulübüne üye olduk mesela yakın zamanda. Eşitlik politikamızı yayınladık. Şimdi de şiddet politikamız üstüne çalışıyoruz. Ee, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eğilimi, karasal yaşam amaçları ile ortaklıklar <laughs> yakında 17'sinde 17'sinde de <laughs> e, çalışmayı da planlıyoruz. E, küçük ama e, çok güzel bir proje var. Bu e, bizim ekibimizde çalışan esra arkadaşımızın gelişim Merkezi projesiydi. E, 2023 yılında kütüphanesi olmayan okullara kitap ve mobilyalarda, e, sağladığımız. Yani sadece kitap vermiyoruz. Çok güzel kütüphaneler yapıyoruz çocukların seveceği. Evet evet Anadolu Sigorta Kütüphaneleri isminde bir projemiz var. E, bugüne kadar 17 okulun kütüphanesinin yapımını gerçekleştirdik. E, önümüzdeki hafta yeni bir tanesinin açılışını çocuklarla beraber yapacağız. Şenlik gibi yapıyoruz. Hem farkındalıkları artıyor hem de çok keyifli oluyor bizim içinde onlarla birlikte olmak. Ee, az buz değil aslında toplam 16 bin kitabı 10.500 öğrenciye buluşturduk bu 17 okulda. Ee, o, o yüzden çok sevdiğim ve çok önemsediğim e, biliyorsunuz bizim bir kitap kulübümüz de var içeride. Her ay hep birlikte bir kitap okuyup sonra bir akşam üzerine tartışıyoruz. Binamızda da çok güzel kendi kütüphanemiz var. Kendi kütüphanemiz varsa niye çocukların kütüphanesi <laughs> olmasın dedik e, Kütüphanesiz okul kalmasın istiyoruz e, bu kapsamda daha yeni başladık ama 17 okul kütüphanesi yaptık e, çok keyif aldığım bir proje <laughs> bunu da bir kenara koyayım e, ormanın gözleri projemizi biliyorsunuz beraber de seyahat ettik ziyaret evet. ettik 10 e, insansız gözetleme kulesi yaptık e, projemiz kapsamında tarım orman tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinatli şekilde e, çalışıyoruz. Bu işbirlikleri, kamuyla işbirlikleri böyle büyük işlerde gerçekten e, çok önemli. 43 yangını e, çıkma noktasında durdurduk. Yani yangın olmadı, bu kuleler sayesinde engellendi. Bu projenin amacı da bu zaten. E, şöyle bakıyorum ben, bir sigorta ile yani ben yaptığım iş ile kaza yapının bir kaza yapan bir arabanın e, tamir masrafını karşılayabilirim. E, yıkılan bir binayı tekrar yapabilirim. Ama e, yanan bir ağacı bile yerine koyamam. Evet. E, bayramda sevgili arkadaşım Arda e, Öz Taşkın'ın buradan selam olsun. Bir, belki bir gün katılır o da sizin sohbetlerinize. E, i̇klim Değil İnsanlık Krizi kitabını okumuştum. E, orada bir söz beni çok etkiledi. E, not almıştım. O da bir yazardan alıntılamış. Ee, yeniden inşa edebileceğin bir ev, eski haline getirebileceğin bir köprü, doldurabileceğin ıssız bir yol mümkün. Ama bir ağaç için yaz tutmaktan başka yapabileceğin bir şey yok. Ee, o yüzden biz bir ağacı kaybetmemek için e, elimizden geleni yapıyoruz bu projeyle. Kaybetmek, kaybetmek yok. Anadolu'da. Kaybetmek yok. Bir ağacı bile kaybetmeyin. Aslında tabii orman demek ağaç demek değil. Hani çok uzatmak istemiyorum. Ormanın gözlerine ayrı program yaparım. O kadar e, çok seviyorum. Ağacı kaybetmiyorsunuz, kuşu kaybediyorsunuz, e, kaplumbağayı kaybediyorsunuz, karıncayı kaybediyorsunuz. Yani bir yaşamı kaybediyorsunuz orada ve onlar ağaç dikiyoruz, çok güzel işler yapıyoruz ama geri gelmesi yüzyıllar söylüyor. Yani ağaçta bir canlı onu kaybedersek aynısını tekrar yapamıyoruz maalesef bu teknolojiyle yapabileceğimiz ya da sigortacılıkla yapabileceğimiz bir şey değil ee, toplumsal cinsiyet eşitliği bu bunu çok önemsiyoruz çok şirket içinde e, tüm çalışanlar e, yaklaşık 2000 kişiye yaklaştık artık 1800 kişiyiz biz e, zorunlu eğitimimiz bizim mutlaka toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alıyorlar İşe her giren arkadaş e, oryantasyon içi eğitimi içinde toplumsal cinsiyet eşitliği e, eğitimi alıyor. E, hem şirket içi farkındalık çalışmalarımızı e, hem de uluslararası kuruluşlarla iş birimliliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. UN Women'la çalışıyoruz. Hı hı. E, onların Sözden Eyleme WEBS programına dahil olduk geçtiğimiz sene. E, 2023 yılında da biraz evvel söylemiştim %30 Kulübü'nün üyesi olduk. Ee, Yönetim kurulunda yüzde otuz kadın taahhütünde bulunduk. Ee, Sabancı Üniversitesi'nin BADAV diye bir ağı var. Business Against Domestic Violence. Bütün atölyelerine ve etkinliklerine katıldık biz de. Hatta ilk atölye çalışmasını e, şu anda bulunduğumuz yerde yaptık. Çok anlamlı bir yerde yayın yapıyorsunuz. Evet çok anlamlı bir yerde yayın yapıyorsunuz. Ee, bu toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekten paylaştık. E, İnsan kaynakları çalışmalarımızın da odağına koyuyoruz. Tüm e, dilimizi ve iletişim çalışmalarını da bu gözlüklerle bakarak düzenliyoruz. E, daha önce Anadolu Sigorta web sitesinde Blind Look e, iş ortaklığıyla sesli yönlendirme sistemi e, kurmuştuk. Yeniden tasarladık. E, görsel odaklı iletişimin e, sesli çevirisi bu. Ee, engelsiz çeviri diyoruz biz buna. Ee, bütün bilgilendirme dökümanlarını da e, seslendirmeye çevirdik. Şimdi de işaret diline çeviriyoruz ama bütün dokümanlarımız üstünde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu biraz uzun ve meşakkatli bir iş ama sonunda ulaşmayı <laughs> hedeflediğimiz yer herkes için e, ulaşılabilir bir ürün ve web sitesi sunmak. Ee, geçen Ekim ayında Bodrum'daydık. Maximize the Bodrum Cup vardı. Biz çok uzun zamandır sponsoruz buraya. neden sponsoruz? Biz denizde yelkenlileri destekliyoruz ve çok uzun zamandır Turmepa ile işbirliği yapıyoruz. Denizin üstündeki herhangi bir poliçe yaptığımız zaman tekneye bunun bir miktarını Turmepa'ya aktarıyoruz ki denizlerin temizliğine faydalı olabilelim diye. Orada da e, bu sponsorluk kapsamında TurMepa ile birlikte iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık eğitimi verdik bütün katılımcılara. Evet, yine denizcilere özel bir cep kılavuzu hazırlatıyoruz biz. E, bütün tekne kullanıcıları çok hoşlanıyorlar cep kılavuzu. Bu sefer e, içine sürdürülebilirlik de koyduk. E, sürdürülebilirlik e, Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 14.sü olan sudaki yaşamla ilgili. Bilgilendirmeleri de e, eklemiş olduk. Süreçlerimizde kağıt kullanımını azaltmayı e, ve dijitalleşmeyi kullanmayı ilk başta dijitalleşme ile ilgili konuşurken söylemiştim. E, poliçe süreçlerinde en çok sağlık tazminat süreçlerinde kullanıyorduk. Bu yönde çok büyük iyileştirmeler yaptık. E, şurada görüyorum onu da atlamadan söyleyeyim. <laughs> Todev ile e, otizmler için. E, otizmli çocuklarımız için E, e atık projesi e, yapıyoruz birlikte. Bütün elektronik atıkları toplayıp otizmli çocuklar için e, eğitim desteğine dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani küçük bir e, şeyde yardımda biz yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızla birlikte evden getiriyoruz, atıyoruz. 5 e, ayda 22 e, kilo toplayabildik. Ama bu seneki hedefimiz 200. <laughs> hedefimiz büyük yani 5 ayda 22 topladık 7 e, ay kaldı biraz 200 kiloya vaktimiz var beni dinleyen şirkette şu anda çok arkadaşım vardır onları da burada biraz heveslendirmiş ve hedefe doğru yönlendirmiş alayım e, genel müdürlük binamızdaki tüm atıkları e, Öncelikle Biz kaynağında ayrıştırıyoruz e, zaten sıfır atık Atık sistemi belgemizde mevcut. Yani bunu yaparak bu belgeyi aldık. O belgeden de vazgeçmeye <laughs> niyetimiz yok. O yüzden e, devam edeceğiz. E, Hatta çok beyaz yakalılar biliyorsunuzdur siz de. Çok kahve tüketiriz. E, kahveleri de atık yönetimimize ekledik. E, bu atıkları Vespresso diye bir e, girişim. Evet. Biliyorsunuz ha ne güzel evet. duymuşsunuz. Her hafta topluyor. Bunları bardak bardak hattı gibi ürünlere dönüştürüyor. Bu şekilde bizim kazandığımız karbon ayak izini de bize raporluyorlar. Biz de bunu sürdürülebilirlik raporunda size raporlarız inşallah. Daha yeni başladık. Bunlar ve diğer çalışmalarımızın dediğim gibi detaylarını her sene yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarında kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2023 raporumuzu kısa bir süre sonra yayınlamış olacağız. ...sizinle de paylaşacağım. Zaten da, seçememeniz normal. Evet. Yani şimdi hepsini söyledim. Ee, e, bilmiyorum. Tamam siz devam edin. Bir, bir tane daha var. Onu da en sona sakladım. En sona saklayınca anlamışsınızdır ee, belki. Ee, bir usta bin usta. Yani benim için çok önemli. Çok ödül almasının dışında... ...yani uluslararası arenada da... ...çok büyük e, ödüller aldı... Ee, bizim 10 e, yıl boyunca süren ve e, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yeni usta adaylarına, usta adayına özellikle söylüyorum çünkü yaptıkları işi yerinde görünce e, önlerinde saygıyla eğiliyorum çünkü bir ustanın usta olaması için bizim verdiğimiz bir yıllık kurs yeterli değil ama biz bu projeyle farkındalık yaratmak istedik ee, yeni usta adayları. E, yetişsin istedik. Bu benim için çok özeldi. Çünkü ben işe girdiğim zamanlarda başlamıştı ve 10 yıl sürdü. E, ben 10 yıl boyunca yaklaşık 45 ili ziyaret etme fırsatı buldum. E, 45 ustayı yakından e, tanıma fırsatı buldum. Onlara yakışır bir tören yaptık e, zorluda ve bitirdik. Bitti demeyelim. E, 10 yıllık bir projeydi ve bitti zannedilmesin. E, tüm ustalarla görüşmeye devam ediyoruz. Finansal olarak varlıklarını sürdürebilir mi, e, sürdürebilmeleri için tüm kurumsal hediyelerimizi onlardan tedarik etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir talepte bulunduklarında mutlaka yanlarında oluyoruz. E, bu proje benim için çok önemli. Ama tabii e, ormanın gözleri de e, çok önemli. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'ne de çok e, teşekkür ediyorum. Bu projeyle onlardan gerçekten çok şey öğrendik. Hepsi çok gönüllü ve severek yapıyorlar bu işi. Özellikle bu projeye başladığımızda şey yapmak istedim. Onlarla yakından tanışmak istedim. Çünkü maalesef biz ormancıları ve oradaki çalışanları şeyde tanıyoruz. Yangınlar olduğunda sosyal medyadan yapılan yayınlarla tanıyoruz. Oysa ki onları tanıdığımızda yaptıkları işin ne kadar kutsal olduğunu ve ne kadar adanmış yaptıklarını fark ettik. Yani o kadar dört e, gün evine gitmeyen yangın döneminde arkadaşlar vardı. Bütün arkadaşlarını kaybedip e, cenazesine bile gidemeden tekrar yangın yerine dönenler vardı. Ee, onlara buradan ben e, saygılarımı iletiyorum ve gerçekten Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm e, çalışanlarına bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız Berna hanım. Şeyli çok güzel oldu Orman Genel Müdürlüğünde hatırlamış. Evet. Bugün de aslında oturduğumuz seyircilerimiz bir görüyordur. Arkada bin usta, bin ustanın evet. da şeyleri var. Evet. Bu da üretilenler evet. nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler de var. Evet. O yüzden ayrıca da güzel bir mekanda olduğumuzu söylemek isterim. Çok, Çok teşekkür ederim. Ee, Berna Hanım siz bahsettiniz biraz önce. Ben de notlardan engelsiz çeviri bence girişimcilikle. Evet. Aynı şekilde e, kahvenin geri dönüşümü girişimcilik ekosisteminin Anadolu evet. sigortanın buluşması olarak evet. değerlendiriyorum. Evet. Çok kıymetli. Evet. E, Bildiğimiz üzere Anadolu Sigorta yaptığı her şeyi samimiyetle evet. yaptığı için de sürdürülebilirlik faaliyeti inanılmaz çoğalmış durumda. Çok tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok evet. sağ olun. Ben Hanım sizinle bugün sizden başlayarak, sizi çok kısa dinleyerek ondan sonra Anadolu sigortaya <laughs> sigortacılık sektörünü dinledik. Devamında evet. Anadolu Sigorta'nın felsefesini, sürdürülebilirlik konusunda yaptıklarını, evet. Birleşmiş Milletler Kalkınma amaçları evet. çerçevesinde nasıl ilerlediğini ve devamında da sizin en çok sevdiğiniz bütün projelerinizi evet. dinledik. Çok teşekkür ederiz. Evet. Haftaya Adnan Bay ile başladık. Sizinle bitirdik. Bizim için muhteşem bir hafta oldu. Evet. İyi ki bugün bizi böyle kabul ettiniz. Bizi bu yayına çıktınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz bugün. Çok. çok. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. E, son bir söz söyleyeyim. Yani çok güzel bir konuşmaydı. Sizi burada ağırlamak çok güzeldi. E, Adnan Bey'in üst yani Adnan Bey'den birkaç gün sonra konuşacak olmak beni ayrıca heyecanlandırdı. Adnan Bey'in sizinle olan tüm söyleşilerinizi defalarca e, dinledim ve seyrettim. Ona da buradan saygılarımı iletiyorum. E, sürdürülebilirlik bir denge. Gezegen, insan, doğa, uygarlık arasında bir denge. Yani hep konuştuğumuz çevre, sosyal, ekonomik bir denge inşa etmek lazım son bir söz söylüyorum iletişimci olarak. Bunun harcı iletişim böyle bitireyim ben sözlerimi. Ah, harika <gülüyor> kapattınız <laughs> Berna Hanım. Ee, Adnan Bey ile başladık. Aynı güzellikle aynı, siz de aynı şekilde harika anlattınız. O yüzden bugün sizinle birlikte sürdürülebilirlik konuşmaktan büyük gurur duyduk. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler ilk defa bir sürdürülebilirlik yayını gerçekleştirdik orada. Biliyorsunuz içeriklerimizde sürdürülebilirlik konusuna eğilmeye daha çok özen gösteriyorduk. Anadolu Sigorta ile beraber daha da fazlalaştırdık bunu bu içeriği de ilk defa bir canlı yayın olarak sizinle buluşturduk. O yüzden bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben Hanım'a çok teşekkürler. Anadolu Sigorta'ya çok teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerini sürekli geliştirmemizde yardımcı oldukları için. Umarım ilerleyerek, geliştirerek, biz Anadolu Sigorta gibi daha fazlasını yaparak ilerlemeye devam edeceğiz. Bugün bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.